İTV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 16 Kasım 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları bugün de halk pazarından bol bol alışveriş yaptı. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel pazarda gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bulgaristan vatandaşları para birimleri levanın Türk lirası karşısında oldukça değerli olmasından dolayı neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamaya devam ediyor. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacı için Edirne'yi tercih eden Bulgaristan vatandaşları bugün de cumartesi pazarına akın etti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Teşkilatı ile birlikte cumartesi pazarında incelemelerde bulundu. Pazara gelenlerin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşı olduğunu gören milletvekilleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Açıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Türk lirasına göre konuştuk, sanki böyle çok büyük rakamlar var. Hep şöyle yapıyor, 2002 yılında böyleydik, 2024'te böyle. Başkanımız olarak Edirne'nin duruyorsunuz, sizlerle konuşuyoruz başkanım. Pazara geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nereye? Hoş geldiniz. Nasıl işler? Hoş Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Milletvekili Öztürk, Edirne ekonomisinin önemli bir kısmını komşu vatandaşlarla sağlandığına hepimiz şahitlik ediyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi vekilimiz Mustafa Bey ve il başkanımızla beraber özellikle kıyafet ve çanta grubunda 5-4 esnafa sorduk. 4 esnafın 5 saat yaklaşık 5 saatte sadece bir tanesi bir kişi dışında gelmiş. Hiç Türk vatandaşı alışveriş yapmamış. Ona da bir kişi gelmiş zaten. Yani evet. Bir kişi gelmiş. Dolayısıyla pazarda biz de vatandaşımızla buluşup onun derdini soralım. Derdindeyiz ama biz de vatandaşı pazarda bulamıyoruz. Çünkü gerçekten de vatandaşımız pazarda da değil. Herhalde akşam saatlerini bekliyorlar. Biraz daha fiyatlar aşağıya insin, evet. Özellikle meyve ve sebzede. Ama kıyafet kısmında, ki burası AVM değil, fiyatlar bakıldığında 400 lira, 300 lira, 500 lira bandında. Ama kıyafete ayıracak 500 lira daha insanların cebinde yok. Biz de onlara onu anlatma derdindeyiz. Dolayısıyla pazar yangın yeri cümlesi doğru ama asıl sorun cepte para yok. Görünemez. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki döviz ve dolar ve euro da aslında normalde olması gereken rakamda olmamasına rağmen, Türkiye'de alım gücü onlara göre hesaplanmasına rağmen, işte yanımızda yeni Avrupa Birliği'ne girmiş Bulgaristan'ın bile altında bir alım gücüne sahibiz. Bundan 10 sene önce yemek yemeye alışverişe, 20 sene önce her şeyi alıp normal bir vatandaş bile gidip gelirken, şimdi onlar bize gelsin ve alışveriş yapsın da esnaf da biraz rahatlasın modunda. Yani bugün Edirne ekonomisinin önemli bir kısmının komşu vatandaşlarla sağlandığını hepimiz şahitlik ediyoruz. Evet. Dolayısıyla durum vahim. Vatandaşımıza da söylediğimiz bu. Kaybettiğiniz cebinizdeki alım gücünü nerede kaybettiğinizi unutmayın. Sonuçta her şeyi sandıkta kaybediyorsunuz. Ve eriyen, hani burada genel başkanımızın mikrofondan anlattığını, algıda çok iyi olan, ekonomik anlamda her şeyin iyi gittiğini söyleyen vatandaşa söyleyen iktidarın genel başkanı ve yöneticilerinin söylediklerinin gibi olmadığında biz de vatandaşımızla birebir derdini dinleyerek Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri olarak sahadayız. Bugünden itibaren sürekli vatandaşımızla, esnafımızla, iş insanımızla, çiftçimizle bir arada olup durumu hep birlikte değerlendirip bilgi akışını birebir onlardan bize, bizden onlara yapacağız. Ama
dediğim gibi algıda arkadaşlar şampiyon ama alım gücünde de çok kötü durumda olduğumuz ortada arkadaşlar. Ordu milletvekili adı güzelse pazar yerinde tek bir Türk vatandaşı yok. Vatandaşlarımızın alım gücünün 22 senede nasıl bitirildiğini bizzat gördüm dedi. Biz bu coğrafyada Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan yan yana birbirine komşu 3 ülkeyiz. Hani hep uluslararası işte savaşlar, pandemi gibi birçok gerekçe öne sürüldü. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını izah etmek için. Ben size 3 tane para birimi söyleyeceğim. Leva, lira, lari. Üçü de L ile başlıyor. Bakın. Bulgar levası, Türk lirası, Gürcü larisi. Biz AKP'den önce Bulgaristan levası bizim paramızın 20'de 1'i civarındayken şimdi bizim paramızı katladı geçti. Benzer şekilde Gürcistan 10 kat daha düşükken onların da bizimkini geçti. Şimdi ne oluyor da bu pandemi, ne oluyor da bu savaşlar, ekonomik, uluslararası bütün bu felaketler hep Türkiye'nin başına geliyor. Bir bakıyorsunuz enflasyonda dünya üçüncüsüyüz. Hem de Arjantin ve Lübnan'dan sonra. Yani savaşan Ukrayna ile Rusya, hatta üçe bölünmüş Suriye'nin de enflasyonu bile bizden daha iyi durumda. Avrupa'da da birinciyiz, Afrika'da da birinciyiz. Afrika'da, Afrika gibi birçok açlık çeken ülkelerin olduğu yerde bile enflasyon hepsi bizden daha iyi durumda. Bu kötü yönetimden başka bir şey değil. O yüzden şu pazara geldik. Ya dördüncü esnafa soruyoruz. Bütün müşterileri tam 4,5 saat geçmiş. Sabahtan beri yabancı. Sadece bir esnaf bir tek yurttaştan, yerli bir vatandaştan alışveriş yaptığını söylüyor. Tek bir tane. Yani bir kişi o da. Dolayısıyla burası bir de böyle AVM falan gibi böyle hani lüks bir yer değil. Burası Edirne'nin ortasındaki cumartesi pazarı. Yani herkesin alışveriş yaptığı, mutfak ihtiyaçlarını, evin ihtiyaçlarını giderdiği yer. Baktığınız gibi çevreyi gördüğünüz gibi. Burada bile her insanlar gelip de basit ihtiyaçlarını gideremiyorsa, hele de Trakya gibi, yani Türkiye'nin diğer bölgelerine bir nebze daha ekonomik açıdan iyi olan illerimizde bile bu durum böyleyse bir de Anadolu'yu düşünün. O yüzden elimizdeki tabloda çok net ortada. Rakamlarla konuşmak sakat gelebilir. Çünkü yıllar içerisinde enflasyonla rakamlar da büyüyor. O yüzden de değişmeyen altın gibi, döviz gibi rakamlarla konuşmak lazım. Bakın 2002'de iktidara geldiklerinde en düşük memur maaşıyla şimdiki memur maaşı arasında baktığınız zaman tam 7 çeyrek altın erimiş. Keza emekli maaşı, en düşük emekli maaşına 5,5 çeyrek altın erimiş. Yine asgari ücrette de 4 çeyrek altın erimiş. Daha önce Edirne'de görev yapmış bir hekim, milletvekili olmadan önce. 1995 yılında Edirne'ye geldim, 2002 yılında ayrıldım, tam AK Parti iktidara gelmeden önce. Benim evim şurada çok yakında, pazar yeri olarak aynı burayı kullandım. Yani burası cumartesi pazar olarak benim de 2000 yılında alışveriş yaptığım bir yerdi. Yani AK Parti'den önce. Ve burada bir tane bile yabancı birinden bir alışveriş yapılan bir ortam yoktu. Tamamı Edirne'nin vatandaşlarıydı. Memuru, emeklisi, işçisi hepsi gelip buradan alışveriş yapıyordu. Benim gibi. Ben de buradan alışveriş yapıyordum. Evim hemen şuradaydı. Ama AK Parti iktidarı geldi 2002'de. Ben de buradan ayrılmıştım ondan sonra. Kendi memleketim Ordu'ya gittim. Bakın buraya milletvekili olarak döndüm. Yani 22 sene sonra geldiğim tablo şu. Bu pazar yerinde bir tek Türk vatandaşı yok. Yani alabilecekleri fiyatlar olduğu halde normalde ortalama fiyatlar var ama tamamı buradaki yabancı. Çünkü bizim vatandaşımızın alım gücünün 22 senede nasıl bitirildiğini ben bunu bizzat burayı yaşayan 22 yıl önce de yaşayan, bugün de yaşayan 22 yıl önce bir hekim olarak bir Edirne'de bir memur olarak tablodan bugün vekil olarak geldim şu tabloda Erdoğan'ın eserini size bizzat yaşayan birisi olarak söylüyorum. Bu hafta Edirne'de kurulan 3 pazara da geldiğini belirten esnaf Emre Atalas da bu hafta yerli 3 vatandaşımıza bile ürün satmadım dedi. Kırklareli esnafıyım. Edirne'ye pazara geliyorum. İşlerimiz şu an Bulgarlarla iyi. Ama iç piyasamız çok ciddi anlamda sıkıntıdayız. Onu söyleyeyim. Şu an Bulgar olmasa işimiz çok zor. Bu hafta 3 pazara çıktım burada. Ama 3 tane Türkiye mal satmadım. Açık konuşayım. Çünkü Türkiye şu an alım gücü hiç kalmadı. Fiyatlar çok yüksek. O sıkıntıyı yaşıyoruz. Bulgar için uygun geliyor. Çünkü onlar para birimlerine karşılaştığımızda bayağı bir aşağıda kalıyor bizim ürünlerimiz. O yüzden alım güçleri onların yüksek.
Ama Türk'te şu an onun yüzü hiç yok. Ve gıdada bile şu an baktığında Türk müşteri görmeniz çok zor. 2025 yılında uygulanacak askeri ücrete dair açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kesinlikle açlık sınırının altında bir askeri ücret beklentimiz yok. En az 30 bin lira rakamını telaffuz etmek zorundayız. 25-26 bin lira doğrudan insanları mezara gömmektir dedi. Kesinlikle açlık sınırının altında bir asgari ücret beklentimiz yok. En az 30 bin lira rakamını telaffuz etmek zorundayız. Hele 25'ler, 26'lar insanlara doğrudan mezara gömmektir. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Cumartesi pazarında gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında gündeme dair açıklamalarda da bulunan Adıgüzel, 2025 yılında uygulanacak askeri ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Bu ülkedeki sıkıntıları telafi etmek için birileri efendim tasarruf yapsın, tasarruf tedbirler derken hep çalışan kesim, hep emekliye, hep asgari ücretliden kesinti yapılıyor. Yani büyük holdingler, saray çevresindeki büyük iş sahipleri, Erdoğan'la beraber yol yerlerinde hiçbir şey yapılmıyor. Yani memlekette gene hemen nereden bir tasarruf yapalım? Emeklinin en düşük emekli maaşından, asgari ücretliden yapalım. İşte bugünlerde asgari ücret tartışılıyor ve dile getirilen rakamlar inanılmaz kötü. Yani bu asgari ücret zaten yılbaşından bu yana 17 bin liradan 11 bin liraya eridi. Zam yapılmadığı için. Zaten 6 bin lira kaybı var. Şimdi bir de gelecek senenin enflasyon tahmini rakamının üzerinden asgari ücrete zam yapmaya kalkarsanız bu insanlara yaşama öl demektir. Şu anda açlık sınırının Türkiye'de 29 bin lira olduğunu hesabını yaparsak kesinlikle açlık sınırının altında bir asgari ücret beklentimiz yok. En az 30 bin lira rakamını telaffuz etmek zorundayız. Hele 25'ler, 26'lar insanlara doğrudan mezara gömmektir. İşte bu da Edirne'deki pazar yerinde de biz bu tabloyu görüyoruz. Bir an önce alım gücünü düzeltmek açısından çalışan kesimlerin asgari ücretinin, memurun ve emeklinin düzeyini, gelir düzeyini artırmak. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki iki kız başlarından silahla vurulmuş halde bulundu. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir kadın kuaföründe çalışan Y.E.'nin işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası olan baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularından yardım istedi. Komşu, ailenin verdiği yedek anahtarla eve girdiğinde Y.E. ve arkadaşı K.R.Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.R.Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelendiği, adli muayene işlemleriyle barut artığı testlerinin yapıldığı bildirildi. İlk bulgulara göre, RKY'nin YE'yi silahla vurduğu, ardından da aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, YE'nin arkadaşı YA ile olaydan kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesine de yer verildi. YA'nın verdiği ifadeye göre, YE babasına ait silahı kullanarak kendisine zarar vermeyi planladığını ve bu konuda yardım etmesi için RKY'yi çağıracağını söyledi. Bu ifade, intihar ihtimalini güçlendiren bir diğer detay olarak açıklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Edirne'nin Çavuşbey mahallesindeki bir gecekondu, alev alev yandı. Yanlış yer yap. Söndürmeye çalıştım bir saat kendi başıma daha da alevlendim. Zehirlenecektim içeride. Yapıyorum kendimizi. Abi söndürmeye çalıştım. Edirne'nin Çavuşbey mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Abi görüyorum buraya geçmişsin. Nasıl yandın zaten? Fatih. Yukarı doğru, yukarıya doğru. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (Gülüyor)
Yangın sırasında evde yalnız olan Tezcan Akgüneş, kendi imkanlarıyla yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi. Akgüneş, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Vallahi abi ben uyuyordum, işten gelmiştim o sıra. Birden bir kalktım, içerisi karanlık, böyle bayağı duman falan tamam, vardı. Tamam abim benim. Vallahi bacadan benim. Olmuş herhalde. Ondan sonra kendi imkanlarımla söndürmeye çalıştım, odaya girdim falan. Hatta ilan falan dedi, sen dedi girme, bekle dedi. İtfaiye zehirlenme gibi bir şeyin olmasın diye. Tam da yarım saat boyunca kendi başıma söndürmeye çalıştım, imkanlarım da olmadı. Ondan sonra yarım saat sonra zaten itfaiye geldi. Başka büyük bir şey olmadı yani. Mala geldi, cana geldi, cana mala geldi. Buna şükür. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Bir vatandaş evde yatarken bacadan kaynaklı bir yangın çıkmış. Çocukla söndürmeye çalıştı ama müdahale edince bir etki edemedi. İtfaiye çağırmak zorunda kaldık. Büyük bir yangın oldu. Mağdur vatandaşlar, kış kıyamete mağdurlar şu anda. Yani yardımcı olmamız lazım. Buradan başka kalacak bir yerleri yok. Gariban aile zaten. Şu anda sıkıntılı durumdalar. Mahalle olarak da büyük lider amirlerimize de durumu ben bildireceğim. Mahalle muhtarı olarak. Mahalle vatandaşı olarak elimizden geleni yapacağız vatandaşlarımız için. Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 142 adet gümüş ve bronz sikke, 4 adet mermer eser ve 209 adet çeşitli tarihi obje ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez İlçe Sorumluluk Bölgesi'nde düzenledikleri operasyonla tarihi eser kaçakçılığına darbe vurdu. Şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 142 adet gümüş ve bronz sikke, 4 adet mermer eser ve 209 adet çeşitli tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin uzmanlar tarafından incelenmek üzere ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi. Edirne Belediyesi kentteki sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla 64 amatör spor kulübüne maddi destekte bulundu. Edirne Belediyesi kente faaliyet gösteren 64 spor kulübüne maddi destekte bulundu. Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Gökçe Onur Ökten ve Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edirne Başkanı Muzaffer Yıldırım, kulüp başkanları ve yetkililer katıldı. Spor kulüplerine maddi yardım çeklerini takdim eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Ökten, amatör spor kulüplerinin gençlerin spora yönlendirilmesindeki önemine vurgu yaparak, Edirne Belediyesi olarak bizler daima sporun ve sporcunun yanındayız. Sizlerin özverili çalışmalarıyla Edirneli çocuklarımız ve gençlerimiz, sporla iç içe ve kötü alışkanlıklardan uzak bir hayata adım atıyor ifadelerini kullandı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akınsa, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sporun ve sporcularımızın yanındayız. Edirne Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı kulüplerimize yapılan destek yardımlarını Belediye Başkan Yardımcılarımız Gökçe Onur Ökten ve Doktor Ertuğrul Tanrıkulu takdim etti. Sporu ve sporcularımızı desteklemek şehrimizin geleceğine yaptığımız en değerli yatırımdır. Tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı. Spor kulüplerinin temsilcileri de Edirne Belediyesi'ne teşekkür etti. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 13 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi numara 1'deki sağlam eczanesi. Yaşlı Fakih Mahallesi Kule Kapı Caddesi numara 1'deki çarşı eczanesi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.